Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Bugün haftanın gündemini değerlendirirken Selanik'teyiz. Ailece İstanbul'dan arabamızla yola çıktık. Selanik'e geldik. Atatürk'ümüzün evini ziyaret edeceğiz ve sömestr tatilinde de biraz böyle bir farklı bir dolaşım yapalım, gezi yapalım diye çıktık. Şu an Selanik'in sahilindeyiz. Hem yürüyelim, bir taraftan da beraber gündemi değerlendirelim. Tabii ki bu haftanın en önemli konusu Albay Alper Gezer Avcı'nın uzay yolculuğu. Türkiye'de çok ilginç bir tartışma çıktı. Bu tartışmada gerçekten bu gerekli miydi, değil miydi? 55 milyon dolar için turist gezisi olarak adlandırıldı. Ben açıkçası buna katılmıyorum. Albay Alper Gezeroğlu'nun gerçekten ilginç bir hikayesi var. Türk Hava Kuvvetleri'nde albay rütbesinin bir F-16 pilotu. Ve aynı zamanda da Türkiye'nin gerçekten büyük belalarından biri olan darbe girişimine kadar kalkışmış FETÖ'den zamanında büyük bir darbe almış 2012'deki İzmir casusluk davası. Bunlar hep böyle o FETÖ'nün elindeki yargının Türk Silahlı Kuvvetleri'ne verdiği çok büyük zararlar. Hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri çok ağır darbeler aldı. Kara kuvvetleri. Onları böyle temizlemek zaman oluyor. O nedenden dolayı ordudan uzaklaştırılıyor 2012'de. Kendisi Türk Hava Yolları'na geçiyor. Pilot olarak görev yapıyor. Ve arkasından davasını da açıyor tabii. Ve 2020'de bu davayı kazanıp görevini tamamlamak üzere 2020'de Türk Hava Kuvvetleri'ne dönüyor. F-16 pilotumuz, hatta geçtiğimiz Ağustos'ta da albay oldu. Ve çok önemli bir uzay görevine seçildi. Bu gerçekten Türkiye açısından onur verici bir durum. Uzaya çıktı. Kendisi dün de cumartesi günü de bir birleşme operasyonuyla Dragon kapsülünden kendisi ISS olarak adlandırılan Uluslararası Uzay İstasyonu'na geçiş yaptı. 14 gün orada kalacak. Çok önemli deneyler yapacak. 13 deney. Şimdi diyebilirsiniz ki bu deneyler ne işe yarıyor? Burada uzay konusundaki en önemli konuların başında açıkçası geliştirilen teknolojiler geliyor. Tabii şimdi ben sizi böyle anlatıyorum, beni görüyorsunuz. Bir yandan da şöyle kamerayı çevireyim ben. Gerçekten İzmir'e çok benzeyen Selanik'in de sahilini görün derim. Şimdi tabii bunları anlatırken, şöyle bir denizden görelim. Tabii bunları anlatırken 13 farklı deney yapılacak. Bu deneylerde birçok konu geliştiriliyor. Neler bunlar? Ya günlük hayatımızda örneğin çocukların toz mamaları aslında birer astronot yemeği olarak geliştirilmiş. Ondan sonra bakıyoruz diğer teknolojilere. İşte şekil alan süngerler, özel alaşımlar, birçok deney yapılacak. Ve bu deneyleri de aslında uzayda gerçekleştiriliyor. Farklı yerçekimsiz ortamlarda Albay Alper Gezer Avcı da bunları gerçekleştirecek. Bu deneyleri yapacak ve arkasından elde ettiği sonuçları paylaşacak. Yani böyle bir bildiğimiz bir turizm uzay gemisi gezisi değil bu. Bir astronotluk görevi, çok önemli bir görev ve Türkiye'nin ilk adımı. Uzay sürekli geliştirme gereken çok çok önemli bir faktör. Uzayla ilgili Türkiye'nin politikalarını uzun vadeli devam ettirmesi lazım. Yerli uydu geliştirilmesi, roket sistemleri ki bu konuyla ilgili işte Delta V, Roketsan, Baykar da bu sektöre girdi. Fergani uzay sistemlerini kurdu. Ben bunlarla ilgili çok önemli gelişmelerin olacağını düşünüyorum. Ve tabii bizim Özbek ailesi de geliyor karşıdan. Derin, eşim Gülay ve Deniz. Bir merhaba deyin. Merhaba. Evet. Onlarla beraber dolaşıyoruz. Çocukların görgüsü, bakışı artsın. Ve tabii ki Atatürk'ümüzün evini görmek üzere. Uzay konusunda çok çok gelişmeler olacak. Ve bunun aynı havacılıkta olduğu gibi ben devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten Atatürk'ün de dediği gibi Albay Alper Gezeroğlu'nun nasıl, Gezer Avcı'nın nasıl kapsüle ilk girişte dediği gibi, şöyle de yavaş yavaş dönelim, İstikbal göklerdedir. Atatürk'ümüzün çok çok önemli sözü bu. Bakalım bu konuyla ilgili önümüzdeki günlerde bir canlı yayında yaptık. Türkiye'deki teknoloji geliştiren kanallarla birlikte çok önemli bir canlı yayın yaptık, ortak yayın. Bu ortak yayınlarımız devam edecek ve bu konuyu gündemimize getireceğiz, gençlerimize tanıtacağız. Daha fazla insanın, daha fazla gencimizin uzaya heves duymasını sağlamayı hedefliyoruz. Şimdi
Selanik'in önemli sembollerinden bir tanesi arkamda görmüş olduğunuz Beyaz Kule. Bu Beyaz Kule'nin de ilginç bir hikayesi var. Bunlardan birincisi Bizans döneminde buranın yapıldığı yönünde. İkincisi ise 15. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu burayı fethediyor. Fethettikten sonra Mimar Sinan'ın bu kuleyi yaptırdığı söyleniyor. Kuleyle ilgili olarak farklı farklı kullanım amaçları var. Denizin gözlemlenmesi, arkasından garnizon olması veya bir şekilde buranın hapishane olarak kullanılması. Hatta Yunanlıların iddiası şu ki 1826 yılında bu burada bir kulede onların iddiası katliam yapıldığı yönünde. Balkan Savaşı ile birlikte burası elden çıkıyor. Çıktıktan sonra da Yunanlılar bu kuleyi alıp beyaza boyuyorlar ve bugün Selanik'in önemli sembollerinden biri olduğu ifade ediliyor. Selanik caddelerinde dolaşmaya devam ediyoruz. Bugün oldukça tabii dünden sonra, dün buralar çok soğuktu, gece özellikle kar yağışı vardı. Biraz daha güneş yüzünü gösteriyor ama hava ısırıyor gerçekten. Şimdi etrafta yürürken şöyle bir caddelere doğru bakıyoruz. Burası gerçekten İzmir'i andırıyor. Tabii haftanın başka bir önemli gelişmesi de Sefine Tersanesi'nde Türk Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilen 4 deniz platformu. Bunlar çok önemli. En önemli manşet TCG İstanbul. İstif sınıfının ilk fırkateyni. Bu çok çok önemli bir çalışma. Mühendislik açısından biliyorsunuz Türk Savunma Sanayi'nin mühendislik şirketi STM'nin çok büyük katkıları var. Aynı zamanda burada birçok savunma şirketimizin Aselsan'dan Havelsan'a çok çok farklı ürünleri sergileniyor. Ve içeride işlevsel bir şekilde kullanılıyor. TCG İstanbul çok önemliydi. Detaylarını sevgili Anıl Şahin'le birlikte yaptığımız savunma gündeminden izleyebilirsiniz. Linki de buraya doğru bırakıyorum. Ve tabii ki iki tane de lojistik gemisi. Bunlar TCG Derya ve TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi. Arif Ekmekçi şehit SAT komandosu, onun adının yaşatılması amacıyla verilmiş gemiye. Bu iki lojistik gemisi de Türk Deniz Kuvvetleri'nin çok uzun menzilli operasyon yapmasını sağlayacak. Nedir bunlarla ilgili önemli konu? Gemi açılıyor. Giderken geminin yakıta ihtiyacı var. Denizde uzun süre kalabilmesi için mühimmata ihtiyacı var. İşte bunlar bu lojistik gemileri tarafından veriliyor ve çok çok önemli. Aynı bizim hava kuvvetlerinde nakliye uçaklarının görevi gibi çok çok önemli bir görev icra ediyorlar. Ve tabii ki dördüncü asıl büyük önemli platform, o da insansız deniz aracı. Bunlarla ilgili de ilk resmi teslimatı Aselsan ile Sefine'nin ortak yaptığı Merlin gerçekleştirdi. Merlin gerçekten çok önemli bir SIDA silahlı insansız deniz aracı ve bu konuyla da ilgili deniz kuvvetlerimizde çok önemli bir sayfa açılıyor. Dediğim gibi detaylar savunma sanayi gündemini beraber yaptığımız değerli arkadaşım Anıl Şahin'le birlikte hazırladığımız videoda buraya bakabilirsiniz. Denizcilik sırf bununla da bitmedi. Ertesi gün şöyle karşıya geçerken etrafa bakalım. Ertesi gün Savunma Sanayi Başkanlığı çok önemli bir anlaşmayı duyurdu. Bunlar da Akya Milli Torpido, arkasından Atmaca Gemi Savar Füze ve tabii ki Sapan Hava Savunma Sistemi. Bunlarla ilgili yapılan anlaşma, roket sanlığı anlaşma gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanı, kuvvet komutanları katıldı. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın ev sahipliğinde. Bu da çok çok önemli bir anlaşma ki deniz kuvvetlerinin, hani platform alıyorsunuz. Platform aldıktan sonra bunların silahları nedir? Milli yapabilirseniz bunları, çok çok önemli. Bu konuda deniz kuvvetleri açıkçası son dönemde bütçesel olarak, imkansal olarak güzel şeyler yapıyor. Ne diyelim, barısı hava ve kara kuvvetlerinin başına, onların da ihtiyaçları var, ortalık karışık. Bunları teker teker alıp daha kuvvetli bir Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyacı gerçekten önemli. Yürüyüşümüze Selanik'te devam ediyoruz. Selanik tabii benim aile tarihim açısından da çok önemli. Benim babaannemler Balkan Savaşı ile buralar elden çıkınca bu bölge ne yazık ki ana vatan Türkiye'ye dönmek durumunda kalıyorlar. O açıdan da böyle bir Selanik, bir kesişim noktası. Balkan Savaşı'nın
Gerçekten çok zorlu günleri. Bir de tabii Selanik bir mermi atılmadan teslim edilmiş. O da böyle çok büyük bir acı. Babaannemin annesi büyük göç sırasında ne yazık ki kafilenin yakınlarına düşen bir top mermisinin şaraplarıyla şehit oluyor. Hayatını kaybediyor. Ve babaannem İstanbul'a akrabalarının yanına geliyor. Oradan yola devam ediyor. O yüzden de buraların bizler açısından biraz hüzünlü, biraz da enteresan bir tarihsel bağlantı. O açıdan da buraları görmek gerekiyor. Geçen sene 19 Mayıs'ta Samsun'dan Sinop'a geçmiştik. Sinop'ta benim baba, dede tarafının olduğu yer. O açıdan da böyle bir köklerini, ailenin görülmesinin açısından, çocuklarım açısından ben büyük, önemli olduğunu açıkçası düşünüyorum. Şöyle kapının içine girdikten sonra böyle bir alan karşılıyor. Burada işte dönemin Selanik'i 1881-91 arasındaki gelişmeler aktarılmış. Şöyle dönüyoruz karşılaşmadan sonra. Şurada evin bir maketi mevcut. Sol tarafta hemen mutfak kısmı var. Mutfak oldukça zamanına göre yükseklik iyi ama boyut olarak küçük bir yemek masası da mevcut. Ve o dönemin kullanılan yemek yapmaktaki işte siniler, yer sofrası bunlar mevcut. Manastır. Manastırda biliyorsunuz Atatürk askeri okul okumaya başlıyor. Burada da işte o dönemdeki kişisel eşyalarından Atatürk'ün işte yemek takımları. Şöyle yakından da alalım bunu. Ve aynı şekilde yine Mustafa Kemal Atatürk'ün kişisel eşyaları burada da sergilenmekte. İçeri doğru bakıyoruz. Burada Zübeyde Hanım, Atatürk'ün annesinin bir heykeli oluşturulmuş. Camdan dışarı doğru bakıyor. Tabii o yıllarda herhalde burası denize doğru bir bakış. Barkovizyon gösterisinde de burada Beyaz Kale o yılların. Ve burada da çeşitli yine panolar yerleştirilmiş durumda. Derin nasıl buldun evi? Çok güzel. Beğendin mi? Ne ilgini çekti burada? Hepsi. Hepsi? Özellikle mutfak. Özellikle mutfak bölümü. Peki hadi gel beraber dolaşalım. Bu tarafa doğru gidelim. Atatürk'ün Manastır Askeri İddadesi 2. sınıf notları. Notların daha doğrusu transkripsiyonu. Şimdi de üst kata doğru çıkıyoruz. Merdivenlerden oldukça dik merdivenler. 2. katına doğru evinin geçiyoruz. Şöyle önce bir makete bakalım. Burası da evin 2. katı. Hol, 2 tane farklı oda var görüyorsunuz. Şöyle bir sağdakine bakalım. Evet, Atatürk bu dünyada gözlerini açtı. Selanik'te 1881 resmi bilgilere göre ve 10 Kasım 1938'de İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda gözlerini hayata kapadı. Burada da çeşitli Atatürk'ün eşyaları var. Şapkası, kemeri. Herhalde sigara kutusu diye düşünüyorum. Elindeki at için kamçısı. Yine burada tabii sigara zararlı, içmeyin ama pipo, sigaralık bir tür kişisel eşyalar Atatürk'ün.
Şöyle geçiyoruz. Panolar oluşturulmuş. Barko vizyon gösterisi. İlk meclis burada. Ve tabii ki Atatürk'ün burada bir bal mumu heykel. Burada oturmuş. Bakıyor. Burada çeşitli kişisel eşyaları. Kravat, kahve fincanı, ayakkabılar, giydiği terlikler, eldiveni ve yeleği. Yanında da bastonu var. Burası da evin alt katı. En alt katı. Hop. Kedi de geldi bizle beraber. Kitaplara baktın mı babacığım? Baktım. Ama biraz çocuk kitabı lazım değil mi buraya? Hı hı. Hep biraz büyüklere yönelik kitaplar var. Belki de vardır, kim bilir. Ama bak, karşıda çocuklar için bir yer oluşturulmuş. Oraya bakalım mı? Atatürk ve çocuklarla ilgili. Gel karşıya gidelim. Otur bakalım. Yunanca, Türkçe ve İngilizce'de panolar hazırlanmış durumda. Bu da çocuklaşmış gibi de bir yandan kahkahalar veriyor, bir yandan da güya başını korumaya çalışıyor. Evet, Atatürk'ün evinin turunu tamamladık. Şöyle dönelim. Hemen yanında Selanik konsolosluğumuz var. Konsolosluk ve Atatürk'ün evi aynı bahçe içerisinde, beraber yan yana komşular. Gerçekten geçtiğimiz günlerde Atatürk filmini birinci ve ikinci bölümlerini seyrettik. Çocuklarımıza seyrettik. Çok güzel bir film. Ve burada da doğduğu yeri görmek Atatürk'ün, gerçekten hem buraları görmek lazım, hem de buradaki tarihimize bakmak lazım. Çok 1800'lerde yapılmış, çok şirin dönemin ev mimarisine sahip bir yer. Evet, Atatürk'ün evinden çıktık. En son bahçede Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi'nin diktiği nar ağacı, ki Atatürk çocukluğunda bunun altında oynamış, nar ağacını gördük. Nar bizim Türk kültürü için önemli bir sembol. Tabii nar bereket anlamına geliyor. Hatta bilmecemiz var. Pazardan aldım, bir tane eve geldim, 1000 tane. Nar aynı zamanda da çok yararlı. Onu da görmüş olduk ve Atatürk'ümüzün evinden çıktık ve şu an Selanik sokaklarında, caddelerinde dolaşıyoruz. Şöyle döneyim size, evin balkonları, tasarımları, her şeyi sanki İzmir'in öbür tarafındaymış gibi, suyun öbür tarafındaymış gibi insana hissettiriyor. Gerçekten suyun öbür tarafı. Şehirde de birçok Türk izi görebilmek, bir kısmı Silise'de görebilmek mümkün, ama bizler için en önemli sembol Atatürk'ümüzün evi. Gündemi isterseniz sivil havacılıkla tamamlayalım. Geçen hafta çok ilginç bir haber paylaştım. 40 bin civarında okunma aldı beni bizim sitemizde. İran Hava Yolları'nın silinen siparişleriyle ilgili. Şuradan da bir örnek vermek istiyorum ben. İran'la 2010'ların başında Obama döneminde Amerika özel bir anlaşma yapmış ve ambargonun kaldırılması için bir adım atılmıştı. İran Hava Yolları, İran Air o dönem hemen filosundaki çok eski uçakları yenilemek üzere harekete geçti. Ve Airbus'ta 97 adet A320 serisi, A330'lardan oluşan bir uçak siparişi verdi. 97 adetle birlikte Boeing'de de masaya oturdu 777 ve Boeing 737 Max'lardan oluşan 80 adetlik de oraya sipariş verdi. Bölgesel ihtiyacı için de yine Airbus ile İtalya'nın Leonardo'nun ortak ordu Alena şirketi, o zamanki adıyla ATR şirketine de 20 adet turboprop motorlu ATR 72'lerden sipariş verdi. ATR 72'lerin biliyorsunuz askeri versiyonu P-72 adında Türk Deniz Kuvvetleri'ne uçuyor.
Bu uçaklardan az bir kısmı teslim edilebildi. Özellikle Airbus tarafı. Boeing hiç teslim edilebilmedi. ATR'lerden de 20 uçaktan 13'ü teslim edildi. Fakat sonrasında Trump tekrar başkan olunca bu İran'la olan anlaşmalar iptal edildi. Ve arkasından bu uçaklar çok az bir kısmı verilip İran tekrar eski ambargolu döneme doğru geçmiş oldu. Burada tabii önemli olan bu haberi yaptık. Bu haberde de bu Airbus siparişlerinin 97 adetinin sipariş defterinden silindiği. Yani uzun yıllardır, 10 yıla yakın süredir bunlar sipariş defterindeydi. Ve bunlar çok azı teslim edildiği ve sonrasında geri kalan teslim edilmeyerek o sipariş defterinden silinmesi önemli bir haber. Sipariş defteri neyi ifade ediyor diyebilirsiniz. Aslında bunlar hava yollarının sattıkları uçak sayıları. Yani aslında işte biz bu kadar uçak siparişi aldık, geleceğe bu şekilde bakıyoruz, elimizde kontratlar var demenin farklı bir yolu. Fakat tabii bunların silinmesi de sivil havacılık açısından ilginç bir durum. Siparişler silindiği zaman hemen imalatçı, şirket işte ambargo uygulanabilir veya verilen sipariş teslim edilmeyebilir. Bu tür durumlarda hemen harekete geçilip uçaklar başka şirketlere hemen pazarlanılıyor. Krizlerin olduğu dönemde müşteri bulmak zor ama eğer işler iyi gidiyorsa hemen müşteri bulunuyor. Şöyle bir örnek vereyim. Biliyorsunuz Rus Havayolu Aeroflot'un verdiği A350 siparişleri vardı. Bunlar Ukrayna Savaşı ile birlikte oluşturulan ambargo nedeniyle teslim edilemedi. Bunlardan hemen 5'ine Türk Hava Yolları talip oldu ve hazır bitmiş, teslimatı yapılmamış bu uçaklar TE filosuna katıldı. Hatta bir dönem mavi kuyrukla bu uçaklar uçtu, onu da belirtmemde fayda var. Evet, Selanik gündemimiz bu kadar. Sizlerle dolaşırken ara ara sokakları göstermeye çalıştım. Size buradaki yaşantıyı aktarmaya çalıştım. Yunanlar baktığınız zaman bizlere çok benziyor ama ben açıkçası bir Türk'ü yoldan çevirince ya Yunan'a düşman mısın dediğiniz zaman belki çok az Türk insanı söyleyebilir buna, insan olarak değil. Ama hani Yunanlılar da ne yazık ki özellikle 1960'larla birlikte, Kıbrıs olaylarıyla birlikte çok ciddi pompalanan bir Türk düşmanlığı var. Ama baktığınız zaman iki ulus birbirine çok benziyor. Yediği yemeğiyle, davranışlarıyla, her şeyle çok benziyor. Ve tabii ki Türk etkilerinde buralarda nereden baksanız 300-400 yıla yakın bir süre Türk hakimiyeti, Osmanlı hakimiyeti olmuş. Bu açıdan da önemli bir nokta. Geldik Selanik'te. Atamızın evini gördük. Çocuklarıma gösterdim bunu. Bunlar önemli. Onları gördükten sonra yavaş yavaş bugün İstanbul'a doğru yola koyuluyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu tür sokak çekimlerim devam edecek. Beğeniyorsanız lütfen beğen tuşuna basın. Sorularınızı yorum olarak atın. Farklı bir bakış, farklı bir alternatif olarak biz bunu sunalım. Tabii bugünkü çekimlerde yönetmen arkadaşım Berkant yok. Onun yerine ben el kamerasıyla elimden geldiğince yapmaya çalıştım. Ne diyelim, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada belki bu video yayınlandığı zaman çok az kalacak ama 300 bine çok azıcık kaldı. Bu performansı devam ettirelim ve abone sayımızı arttıralım. Görüşmek üzere diyelim.